NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerini Rusya karşısında direnemeyen Ukrayna için harekete geçirmeye çalışıyor. Stoltenberg bu kapsamda Ukrayna'ya silah sağlayan NATO müttefiklerine bu silahların Rusya'daki askeri hedefleri vurmak için kullanılması yasağına son vermelerini istedi time has İngiliz The Economist dergisine konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmamasının kendini savunmayı zorlaştırdığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Stoltenberg'in sözlerini değerlendirdi. Lavrov, NATO Genel Sekreterinin konuşmasının çaresizlik ve umutsuzluk yansıttığını söyledi. Bu arada NATO Genel Sekreterinin hedefinde Rusya'nın yanı sıra Çin de vardı. Stoltenberg, Alman Betan Zontank gazetesine yaptığı açıklamada Çin'i hedef aldı. Stoltenberg, Çin batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediğini söylüyor ancak Pekin aynı zamanda Avrupa'daki savaşı körüklüyor. İkisini birden yürütemezsiniz ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Çin'in desteğinin Rusya için hayati önem taşıdığına işaret etti. Stoltenberg, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı füze, tank ve uçak üretmek için kullandığı makine parçaları, mikroelektronik ve diğer teknolojilerin satışında bir artış var diye konuştu.